Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün cevizli bayatlamayan poğaça yapıyorum. Öncelikle 1 su bardağı sütü kaseye alıyorum. Ardından 1 kase dolusu yoğurdu kaseye alıyorum ve çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir tutam tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. ...250 gram margarini kaseye ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ben bu tarif için 5-6 su bardağı kadar un kullandım. Unu kontrollü olarak ilave ediyorum. Kabartma tozu ilave ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. 3 kaşık şekerin içerisine 1 su bardağı ceviz ilave ediyorum. Ardından karıştırıyorum. Bir yumurta akına hazırladığım ceviz ve şeker karışımını ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Gözüme bu karışım az geldiği için bir çay bardağı kadar daha ceviz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hamuru tezgaha alıyorum. Biraz yoğurduktan sonra hamuru 4 parçaya bölüyorum. Ardından böldüğüm parçaları tekrar parçalara ayırıyorum. Parçaladığım hamuru yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok pratik olan bu poğaça tarifini mutlaka denemenizi öneriyorum. Bu poğaçayı yapıp uzun süre bayatlamadan muhafaza edebilirsiniz. Tezgaha biraz un serpiyorum ve
Hazırladığım bezelerden birini videodaki gibi açıyorum. Ardından hazırladığım iç harcını koyuyorum ve videodaki gibi şekil veriyorum. Diğer bezelere de aynı işlemi uygulayarak şekil veriyorum. Bu tarifi çocuklarınızın beslenme çantaları için yapabilir. Dilerseniz çay saatleri için yapabilir. Veya kahvaltılık değişik tarif arıyorsanız bu tarifi yapabilirsiniz. Ağızda dağılan ve kıyır kıyır olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Bayatlamayan cevizli poğaçalarım hazır. Poğaçaların üzerine bir yumurta sarısı sürüyorum. Bu tarifi denediğinizde daha önce neden yapmadığınız için pişman olacaksınız. Bu tarifi yaptığım misafirlerim çok lezzetli olduğunu söylüyor. Bu poğaçayı yaptığınız misafirleriniz mutlaka tarif soracak. Poğaçalar 180 derece fanlı fırında pişecek. Pişen poğaçaları fırının kapağı kapalı olarak 10 dakika fırında bekleterek kıyır kıyır olmasını sağlayabilirsiniz. Poğaçaların üzerine pudra şekeri serperek servis ediyorum. Bu tarifi denediğinizde bu tarifin bağımlısı olacaksınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.